Tonguşan herkese merhaba. Konumuz ısı ve sıcaklık bir. Yani yeni konumuza artık başlıyoruz. Neler öğreneceğimize bir bakalım. Isı, sıcaklık ve enerji arasındaki ilişki ve termometreleri öğreneceğiz. Sevgili gençler başlayalım. Isı, sıcaklık ve iç enerji arasındaki ilişki. Sıcaklık maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisine bağlı bir ölçüdür diyoruz. Mesela sıcaklık artmışsa o zaman moleküllerin kinetik enerjileri artmış diyebilirim. Ya da sıcaklık azalmışsa moleküllerin ortalama kinetik enerjisi azalmış diyebilirim. Yani buna bağlı bir ölçü ama kesinlikle enerji değildir diyoruz. Yani burada referans bunu alıyoruz ama enerji değildir diyoruz. Birimi de Kelvin'dir. Yani SI uluslararası birim sistemindeki birimi Kelvin'dir ki sıcaklık zaten temel bir büyüklüktü. Hatırla SI'deki birimi de Kelvin'di. Ve termometre ile ölçülür. Zaten gündelik hayattan bunu hepimiz biliyoruz. Isı farklı sıcaklıktaki maddeler arasında aktarılan enerjidir. Mesela bir sıcak bardağa dokunduğumuzda, içerisinde sıcak çay olan bir bardağa dokunduğumuzda elimiz yanar. Ya da bir kahveye dokunduğumuzda elimiz yanar. Niye yanıyor? Çünkü o esnada sıcak olan bardaktan soğuk olan elimize doğru ısı akışı oluyor. Yani o çok hızlı bir şekilde olduğu için biz orada o şeyi hissederiz. O hissiyat bizde oluşur. Birimi, ısının birimi kalori ya da jüldür. Şöyle yazalım. Jül, Esadeki birimidir. Şöyle yazalım. Jül ya da kalori diyoruz ve kendisi kalorimetre kabı ile ölçülür. Kalorimetre kabı ile ölçülür. Şöyle yazalım bir de kabını da yazalım hemen. Isı sahip olunan bir şey değildir. Bir maddenin sahip olduğu ısı nokta nokta denilemez. Yani şunu söyleyemem. Bu kalemin ısısı dersem muayen diyorum. Niçin? Çünkü ısı diye bir şey yok. Isı sahip olunan bir şey katiyen ve katiyen değil. Sıcaklık sahip olan bir şey. Sıcaklığı az ya da çok gibi şeyler söyleyebiliriz. Yani kıyaslama yapabiliriz. Isı dediğimiz gibi aktarılan enerji. Şunu söyleyebilirim. Mesela çok sıcak olanla çok soğuk olan arasında ısı geçişi olur. Biraz mesela sıcaklık daha büyük olan bir şey getirdiğimde daha çok ısı geçişi olur diyebilirim. Ancak bu şekilde tanımlama yapabilirim. İç enerji bir maddenin moleküllerinin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamıdır. Bir maddenin iç enerjisi denilebilir. Neden? Çünkü şunu söyleyebilirim. Bunun sıcaklığı bunun sıcaklığını kıyaslıyorum. Bak bu ikisi de kalem. Aynı maddeden yapılmışlar. O zaman bunların işte moleküller arasındaki mesafeler aynı. Kabaca bunların potansiyel enerjileri içerisindeki moleküllerin potansiyel enerjileri eşit diyebilirim. Ama bu daha sıcak. Böyle elimi yakıyor. Şunu diyebilirim o zaman. Bunun iç enerjisi daha fazla. Çünkü moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi daha fazla. Çünkü sıcaklığı daha fazla. Bunun iç enerjisi daha çok. Bunun iç enerjisi daha az gibi bir şey söyleyebiliriz. Ama bir daha söylüyorum. Bunun ısısı gitti. Yanlış böyle bir şey yok diyoruz ve devam. Termometreler sıvılı termometreler sıvıların genleşme özelliğinden yararlanılan termometrelerdir. Civa ile kimi kullanıyormuşuz? Alkolü kullanıyormuşuz. Çünkü Bunların donma ve kaynama noktaları yani donma sıcaklığı kaynama sıcaklığına baktığımda civa eksi 39 santigrat derece donuyor. Yani 20 santigrat derece olan bir ortamda civa dolu bir termometre bize rahatlıkla sıcaklığı verebilir. Çünkü donmaz. Eksi 39'da donacak. Kaynama sıcaklığı 359 santigrat derece. Mesela ortamın sıcaklığı 40 derece. 50 derece çok sıcak. Bak ne yapıyor? Rahatlıkla değeri ölçebiliyor. Çünkü kaynamaz. Yani orada hızlı buharlaşma gerçekleşmez. Alkolünki eksi 115 santigrat derece. Onun donma noktası daha da düşük farkındaysan. Sonra kaynama noktası bunun 78 santigrat derece. Aralıklar gündelik hayattaki sıcaklıkları ölçmeye fazlasıyla yetiyor. Sıvılı bir termometrenin daha hassas ölçüm yapması için mesela bir termometre yapacaksın diyorsun kendi kendine ben bu termometrenin vermiş olduğu değere kesinlikle güvenmeliyim şeklinde bir şey oluşuyor kafanda neler yapmalısın bunun için. Bir kere iyi genleşen sıvı kullanman gerekiyor. Sıvı genleşmezse sıcak farkından dolayı yükselme ve alçalma gözlemleyemezsin. Bu durumda termometre de çok fazla işini görmez, işine yaramaz. O zaman iyi genleşen sıvı olmalı diyoruz. Kötü genleşen katı kullanılmalı. Nedir bu katı? Normalde kılcal borunun yapıldığı işte cam vesaire. Onlar kötü genleşmeli. Niye? Çünkü Sıvı ile beraber iyi genleşirse yükselme ya da alçalma söz konusu olmayacaktır. Gözlemleme yapamayacağız bu durumda. Hazne hacmi büyük olmalıdır. Ne kadar büyük olursa o kadar çok sıvı koyabiliriz. Sıcaklık farkından dolayı çok sıvı olduğunda genleşme sonucu bu yükselme, yükseklik farkı çok daha fazla olacaktır çünkü sıvı çok fazla. Sonra kılcal e, borunun ince olması gerekir. Ve bunun nedeni de şudur, incelik. Mesela bir miktar sıvı genleşti diye düşün. Ne kadar ince inceyse, o kadar çok yükselir. Bu durumda o yükseklik farkı rahatlıkla ölçülür. Kılcal buradaki bölme sayısı fazla olmalı. Neden mi? Çünkü mesela burada bir sıcaklık var. Bak, hemen şöyle bir şey yapayım. Bunu görebilmem için şunu alıyorum hemen. Burası. 18 santigrat derece, burası da 20 santigrat derece. Şimdi gençler, 18 mi, 20 mi değil, 18 ile 20 arasında bir değer. Aa ne oldu? Şimdi bunu böyle böyle eşit aralık. Aralıklar böyle geniş genişti. Sonra tam bir değer söyleyemedim. 18 ile 20 arasında bir değer. Bak net bir hassas bir ölçüm olmadı. O zaman buradaki bölme sayısını arttırıyorum. Yani şöyle bölme sayılarını arttırdığımda şu şekilde devam ediyorum. 17, 18, 19. İşte tam da bana işte bu lazım. Yani tam bir değer lazım. 19 santigrat derece oldu bölme sayısını arttırdığımız zaman. Haydi bakalım ne diyoruz? Devam ki. Özleyenler olmuş bunu. Şimdi Metal çiftli termometreler, yüksek sıcaklıkları ölçmek için metal termometreler kullanılır. 1600 santigrat dereceye kadar olan sıcaklıkları ölçebilir. Mesela işte yüksek sıcaklıklara sahip olan fırınlar, işte pizza fırınları vesaire oralarda yüksek sıcaklıklar ölçülüyor. O yüzden metal termometreler kullanılıyor. Metal termometrenin çalışma prensibi de genleşme katsayısı farklı iki metalin birleştirilmesi ile oluşan metal çiftinden ısınma sonucu daha çok genleşen metal, az genleşene doğru bükülür. Önceden bilinen bükülme sıcaklık derecesi oranı ile sıcaklık değeri de ölçülür. Gazlı termometreler hassas sıcaklık ölçümleri için kullanılır. Gaz termometrelerde bir tüp içindeki gazın sıcaklığına bağlı basınca meydana gelen değişimlerden Haydınlanarak ölçüm yapılır. Bu gördüğünüzde bakınız kızıl ötesiyle, kızıl ötesi kullanarak ölçüm yapan termetre. Pandemi sürecinde e, maalesef e, bunları çok fazla görür olduk. Bir yerden içeri girerken insanlar ellerinde sanki böyle bununla bekliyorlar. E, ve orada sıcaklığımızı ölçüyorlar. Dokunmadan uzaktan ölçüm yapabiliyorsa bunu sağlayan şey kızıl ötesi ışın geliyor. Sonra tekrar geri geliyor. Buradaki sıcaklığı size vermiş oluyor. Sıcaklık ölçekleri. Sıvılı termometrelerde ölçeklendirme bir atmosfer basınç nedir bu? Deniz seviyesinde yapılan e, suyun donma ve kaynama, bakın suyun donma ve kaynama sıcaklıkları arasında yapılır. Yani referans olarak su hangi sıcaklıkta donuyor, su hangi sıcaklıkta kaynıyor. Bu arada suyun buharlaşması ile kaynaması birbirinden farklı şeyler. Onları da ilerleyen zamanlarda söyleyeceğiz ama suyun kaynamasının hızlı buharlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü buraya bir su döküldüğünde bir süre sonra su e, buharlaşacaktır, değil mi? Her sıcaklıkta buharlaşma olur, yüzeyden olur. Fakat kaynama ise her yerden, her noktadan hızlı buharlaşma anlamına gelecektir. E, suyun kaynama sıcaklığı Celsius için yani santigrat derece olarak 100 santigrat derece donma sıcaklığı da 0 santigrat derece. Bizim kullandığımız birim ama dikkat asıl uluslararası birim sistemindeki birimi sıcaklığın nedir? Kelvin'dir Kelvin. Bunu söyleyelim. Fahrenheit da ne yapıyor aslında bu adamlar şunu yapıyor. Aynı kılcal buru yani aynı uzunluktaki kılcal buru aynı sıvıları kullanarak sadece bölme sayılarını farklı tutuyorlar. Yani Kelvin 373 ile 273 arasında 100 bölmeye bölmüş. Bu da 100 bölmeye bölmüş. Bu ise 32 ile 212 arası 180 bölmeye bölmüş. Ve bu arada Kelvin için e, mutlak sıfır noktasından falan da bahsedeceğiz. O yüzden daha da özel durumlar var. Öyle basit bir şeymiş gibi söylemeyelim. Aynı ortamda sıvıların genleşme sonucu yükselmeleri eşit olacaktır. O zaman bir oran kurabiliriz. Nasıl bir oran? Buradaki şu uzunlukla şu uzunluk hepsi için aynı olacak değil mi? Şu uzunlukla şu uzunluk oranladığı zaman bu oran daha doğrusu uzunluk aynı olacak derken bu bölü bu. Bu bölü bu, bu bölü bu. İşte burada şu geliyor. K eksi 273 bölü 100. Yani K eksi 273 bölü 100. İkisinin arasındaki fark. C eksi 0 yani C bölü 100 eksi 0, 100. F-32 bölü 212-32'den 180. İşte bu oran geliyor. Burada mesela bize şunu soracak. Soru diyecek ki e, santigrat derece olarak işte 30 santigrat derece olan bir ortamda Fahrenheit termitesinin gösterdiği değer ne olur? Ki şu an işte Amerika, e, İngiltere gibi yerlerde Fahrenheit zaten e, fazlasıyla kullanılıyor. Mesela Amerika'da e, sıcaklık 68 Fahrenheit derece olduğunda acaba şimdi bizim onu tahmin edebilmemiz için ya da 68 Fahrenheit acaba sıcak mı acaba soğuk mu deriz kendi kendimize. Neden? Çünkü biz santigrat derece cinsinden bir şeyleri biliyoruz. Hemen onu santigrat derece olarak işte çevirirsek ha atıyorum ne gelecek 68 Fahrenheit işte sallıyorum tamamen bilmem X gelecek. O zaman diyeceğiz ki ha burada X santigrat derece karşılık geliyor şeklinde düşünebiliriz sevgili gençlik. Evet bu şekilde devam ediyoruz. 30 santigrat derece olan ortamda Kelvin ve Fahrenheit termometrelerinin gösterdiği değerler. Mesela Amerika'dan bir vatandaş diyecek ki 30 santigrat derece İstanbul'un sıcaklığı ve İstanbul'a gidiyor kendisi. Acaba nasıl yani sıcak mı soğuk mu? Bunun kararını vermek istiyor. Çünkü o Fahrenheit'i kullanıyor ya ondan. Ne yapacak? Fahrenheit'i çevirip ha demek ki böyleymiş diyecek kendi kendine. Ne yaptık az önce? Bir bağıntı verdik. Dedik ki K eksi 273 bölü 100 eşittir C bölü 100. O da eşittir. F eksi 32 bölü 180. Hangi ikili arasında çevirme yapacaksak onları alalım. Mesela önce K olarak baktığımızda K eksi 273 bölü 100 eşittir. C bölü 100. İkisinin de paydası 100 olduğuna göre götür bunları. O zaman K eşittir. C artı 273. Artık direkt bunu yazabilirsin. Mesela 30 santigrat derecesi. Direkt 30 artı 273'ten direkt 303 yazabilirsin. Mesela bir sıcaklık verilmiş. S Celsius cinsinden. Pardon santigrat derecesinden. Gerçi aynı şey. E, verilmiş. Ne yapacaksın? Direkt 273'ü de toplayıp Kelvin olarak değerini söyleyeceksin. Buradan da 303 Kelvin'miş sevgili gençler. Kelvin. Ve parfümer cinsinden değerini bulacağız. Onu da bulalım hemen. C bölü 100 yani 30 bölü 100 eşittir. E, F eksi 32 bölü 180. Buradan şu sıfırla şu sıfır götür. Bu sıfırla bu sıfırı da götür. Altta bir sıfır kalmadı. İşler dışlar yap. 3 çarpı 18 ne yapacaktır? 54 eşittir. F eksi 32. F de buradan bunu bu tarafa attığımızda ne geliyor? 86 geliyor değil mi? 3 çarpı 18 doğru yaptık değil mi? 30 24 evet 54 bu tarafa attık. 54 artı 32'den 86 etmiş İşte bu adam Amerika'daki adam 86 Fahrenheit'ın ona ne hissettirdiğini biliyor. Sıcak mı soğuk mu? Evet sıcak oluyor. Daha doğru sıcak olduğunu bu durumda anlıyor. İsteyen böyle de yapabilir dediğim bir şey var. Gerçekten böyle de yapabilir isteyen. Şunu yapacağız. Burada kaçmış? 30 santigrat dereceymiş. O zaman burada şunu söyleyeceğiz aralıklara bakıyoruz. Bu adam kaç bölmeye bölmüş? 180 bölmeye bölmüş. Bu adam kaç bölmeye bölmüş? 100'e. Bu adam da 100'e bölmüş. O halde bunların uzunlukları eşit olduğuna göre 1'e ne geliyor şeklinde bir şey söyleyeceğiz. Yani bu bir bölme yukarı çıkarken burada e işte sıvı burada ne kadar yükselecek? Bunu da 100 bölmeye böldüğü için bu da bir bölme. Bire bir oldu. Ama buraya geldiğimde ise bunun bir bölmesi farkındaysanız yüz defa bir bölme, yüz defa 1.8 180 e eşit olacağı için 1.8 bölmeye karşılık gelir. O halde buraya ben her bir bölmede o da bir bölme yükseleceği için ne kadar yükselecek diyoruz? 30 kadar yükselecek. 273'tü. 273 artı 30'dan 300 3 olduğunu rahatlıkla söylüyoruz. Buraya geldik. 1'e 1.8. O zaman bu ne kadar yükselecek? 30 çarpı 1.8 yani 54 Fahrenheit kadar yükselecek. İlk değerini dikkate alıyorum çünkü onun üzerinde bir artış var. O halde 32 artı 54 eşittir 86 Fahrenheit değil mi? Diyoruz bu şekilde zaten aynı değeri buluyoruz sevgili gençler. Mutlak sıfır noktası. Bakalım neymiş? Bir madde mutlak sıfır sıcaklığında yani sıfır kelvin mutlak sıfır noktasıdır. Bulunamaz. Bu sıcaklıkta bulunamaz bir madde. Ne olabilir? Bir kelvin olur, iki kelvin olur ama sıfır kelvin için ısrar etme olmaz diyoruz. O zaman birebir bire bir durumu söz konusu değil miydi? 373, 273 burada 100 bölme varken burada da 100 bölme var. birebir durumu. O zaman 273'ten sıfıra gelirken 273 kez aşağı inmedik mi? Burada da 273 kez aşağı ineceğiz. Yani eksi 273 eksi olarak düşündüğünde sıfırıncı kattan eksi 273 indiğim zaman eksi 273'e gelmiş o durum. Ve sıfır kelvinin sıfır kelvinin eksi 273 santigrat derece olduğunu sizler rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Kelvin termometresi mutlak yani ölçümü doğrudan verdiği için kelvin için derece kullanılmaz. Çünkü bak sıfırdan başlayan bir değer söz konusu kullanılamaz. Dikkat Kelvin doğal birim olarak kabul edilir. Doğal birim olarak kabul edilir sevgili gençler. Hmm, dur bir dakika. Bu durumda 5 Kelvin sıfırın üstünde olur. Eksi 2 Kelvin sıfırın altında olmaz. Bak sıfırın altında sıcaklık sıfır dahi olmuyorsa zaten sıfırın altında olmasını bekleyemeyiz. Eksi 271 Kelvin. Hayır. Bak dikkat. Santigrat olsa evet olurdu ama Kelvin dediği için bay bay. Eksi eksi. Onun gösterdiği değer dnx bölü knx eksi dnx şeklinde yazarsanız bunlar arasındaki ilişkiyi de bu şekilde gösterebilirsiniz. Peki işte dedim. Işık yaptığı bir termometrede suyun donma noktasına eksi 10 I derece, kaynama noktasına 140 I derece değerlerini veriyor. 30 santigrat derece olan bir ortamda ışığın termometresi kaç I derece değerini gösterir? O yazalım yerine, bak bunu yapacağız aslında. X i yerine I'yı kullanacağız. Yani neymiş? 30 santigrat derece. 30 bölü 100 eşittir X, yani I kaç I oldu? Ya da I'nın değerini bilmiyoruz. İsterseniz I olarak yazalım. Eksi. Ne diyormuş donma noktasına? Eksi 10 I diyormuş. O yüzden eksi 10 I diyeceksin. Bölü eksi 10 diyeceksin. Bölü e, 140 eksi eksi 10. Çünkü kaynama noktasına 140 I derece demiş. 140 eksi eksi 10. Yani 150 olmuş oldu farkındaysa. Buradan da eksi eksiden artı olacağı için yukarıya doğru gidiyorum. 30 bölüyoruz. Şunları da götürdüm. 3 bölü 10 eşittir. I artı 10 bölü 150. Evet. Buradan bu sıfırlara bay bay diyelim. Elveda etsinler bize. Sonra 3 çarpı 15 ne oluyor? 45. 45 eşittir. 45 eşittir. I artı 10. I da buradan ne geliyor? Bu tarafa attığımızda 35 mi geliyor? Evet 35 geliyor. Eksi 40 35 ı olarak gösteriyor. Suyun donma noktası eksi 40 dedi. Kaynama noktasını 140 ı derece dedi. O zaman 30 santigrat derece olan bir ortamda kendisi 35 ı derece değerini gösterirmiş sevgili gençler. Evet güzel geçiyoruz. Haydi bakalım grafik sorularını nasıl yaparız? Şimdi grafik soruları da olacak karşımızda. X termometresi suyun donma, donma ve kaynama sıcaklıkları kaç X derecedir? X termometresinde 50 santigrat derece sıcaklığındaki suyun sıcaklığı kaç X derecedir? Zaten bunlar arasındaki ilişkiyi bir grafik vermiş bize. Sadece artık yerine koy diyor. Haydi yapalım. Şimdi mesela buraya bakalım. Şimdi bu nokta için koordinatları yazmak gibi. Bu nokta için bakınız X ne oldu? eksi 20 oldu. Ama santigrat ne oldu? 0. Yani C için 0 diyoruz. Sonra bu noktaya geliyoruz. Bu noktada X 0 olmuş oldu. C ise 40 derece oldu. 40 derece süper. O zaman bak burada eksi 20'den 0'a artı 20. 20 artmış. Burada da artı 40 artmış. Yani bu durumda şunu söyleyebilirsin. 1'e 2 artış var. Çok basit. Ne diyor? X de suyun donma ve kaynama sıcaklıkları. Zaten suyun donma sıcaklığı sıfırda sıfırdı. Eksi 20 0 ile eksi 20 aynı değer olduğuna göre o zaman suyun donma noktasına direkt eksi 20 X derece diyebilirim. Kaynama noktasına gelelim. O zaman bunun kaynaması için ne yapmamız lazım? 40'tan 60 arttırarak artı 60 yaparak 100'e çıkartmamız lazım. E bu durumda bak 1'e 2 demedik mi? 1'e 2 ya da 40'a 20 ise 60'a gördüğünüz gibi 30 artacak gençlik. Yani 30 X derece olacak. Yani şöyle yazalım. 30 X derece. Hemen getiriyorum kaynama sıcaklığını da. 30 X derece diyoruz gördüğünüz gibi. 50 santigrat derece sıcaklığındaki suyun sıcaklığı kaç X derecedir? Şimdi şuraya bakalım. 40 e, yani zaten 1'e 2'ye oranı söz konusu değil mi? Şöyle C'yi isterseniz şöyle gösterelim. 40'tan 50'ye çıkaracağız. Yani artı 10 durum söz konusu. X ne olur? 40 iken neydi bu? 0'dı. 10 arttığında bu da artı 5 olacak. Değil mi? Yani 5 X derece. Bunu da bulmuş olduk. 50 santigrat derece sıcaklığında kendisi 5 X derece gösteriyormuş diyebiliriz. Sorumuza bakalım. Diyagramdaki ifadeler en üstten başlanarak doğru ya da yanlış olarak değerlendirildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır? Isı bir enerji türüdür ısı evet enerjidir. Aktarılan enerjidir. Doğrudur. Isının SI birimi kelvindir. Hayır jüldür. Yanlıştır. Buraya geldik. Bak buraya geldik doğru. Sonra yanlış dedik. Buraya geçtik. Isı termometre ile ölçülür. Hayır yanlış. Kalorimetre kabı ile ölçülür. Sonra buraya geldik. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Buna da doğru dediğimizde 4 nolu çıkıştan çıkmış bulunmakta yız. Sıvılı KLMN termometrelerinde kullanılan sıvıların kaynama ve donma sıcaklığı yukarıdaki tabloda verilmiştir. Her termometre ile bir ortamın sıcaklığı ölçülecektir. Ortam sıcaklıkları 20, 120, eksi 15 ve 60 santigrat derece olduğuna göre hiçbir termometre dışarıda kalmayacak şekilde ortamlar ile sıcaklığın ölçüleceği termometrelerin doğru eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Hadi bakalım. Şimdi Eksi 10 ile 90 arasıymış. Bunun donma sıcaklığı ve kaynama sıcaklığı. Bu neleri ölçebilir? Hemen bakalım. 20, 120'yi ölçemez değil mi? Eksi 15'i ölçebilir mi? Eksi 10'un altında olmadı. 60 yani 1 ile 60, 1 ile 4'ü ölçer. 1 ve 4. Bunları ölçebiliyor. Sonra buna geliyorum. Eksi 30 ile 50 derece arası. Şimdi eksi 30'un üstünde bunların hepsi farkındaysanız bakıyorum. Evet. 50'nin altında olacak. 60 ile 120 50'nin altında değil. O zaman 1 ile 3'ü ölçebilir diyoruz. 1 ile 3'ü ölçebilir. Buradayız. 0 santigrat derece 200 santigrat derece. 0'ın altında olduğu için eksi -15 15'i ölçemez. Gördüğünüz gibi 200 santigrat derece olduğu için hepsini ölçebilir. Aralık olarak 1, 2 ve 4. 1, 2 ve 4. Bunları ölçebiliyor. Araya geldi. 10 santigrat derece ile 40 santigrat derece arası. Hemen bakıyorum. 10 ile 40 arasında kimleri ölçer? 60-40'ın üstünde, 120-40'ın üstünde. Eksi 15 10'un altında sadece 20'yi ölçebileceği için o zaman bir sadece 1'i ölçebiliyormuş. Ne için o zaman Biri ölçsün diyelim. Yani 1'i ölçen ne olsun. Değil mi? Bunlar bunlara gitmiş oldu. Sonra buraya geliyor. E şimdi dikkat ederseniz şöyle bir şey çıkıyor. Burada karşımda ne var? E, dördü bu da ölçebiliyor, bu da ölçebiliyor. Şimdi biri zaten kullandık, bu ölçsün dedik. 4'ü bu ölçerse, bak dördü bu ölçerse dördü kullanmış olduk. Kaldı bize bir, birlerde zaten gitsin pat pat. İşte bu ikiyi, bu da üç ölçmüş oluyor. Zaten soruyu çözmüş oluyoruz. Bakıyoruz hemen ne e, biri ölçüyor dedik. Sonra iki ölçen kimmiş? M'ymiş. 2'yi ölçen M'ymiş. O zaman şu oldu galiba. Üçü ölçen kim? Bakıyoruz L ve K. Doğru cevabımız bu durumda. E şıkkıdır sevgili gençler. Ölçekleri eşit olan yukarıdaki 1, 2 ve 3 metrelerinde aynı cins sıvılar kullanılmıştır. Buna göre 1, 2 ve 3 termetrelerinin hassaslıklarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir. Yani hassaslık iyi anlamında, olumlu anlamında söylüyor. Şimdi ince olması lazım. Bir kes, kes es. Bu ince. Güzel görünüyor. Ve buradaki hazinacı büyük olması lazım. 2B ve 2B. Bunların ikisini kıyasladığımda 3 daha hassastır diyoruz. Yani 3 en büyük. Bunları karşılaştıralım. 2S, 2S aynı kalınlığa sahipler. Bunlar bir daha büyük o zaman bu daha hassas. Yani buna 2 diyoruz. Bu da 1 diyoruz. 3 2, 1 sırasıyla 3, 2, 1 Edirne cevabı sevgili gençler. Kelvin termitesinde 323K olarak ölçülen bir ortamın sıcaklığı Fahrenheit termitesi ile kaç Fahrenheit derece ölçülür? 323 ne dedik K-273 bölü 100 Eşittir f eksi 32 bölü 180 yazarsan işin kolay. 323'ten 273 çıkaracaksın. 323 eksi 273 bölü 100 diyoruz. F eksi 32 bölü 180. İşte burasına geliyor. E, 50 geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Şurası 50 geldi. 50 bölü 100'den de burasına geldi. 1 bölü 2. Yani 1 bölü 2 eşittir f eksi 32 bölü 180. Buradan işler işler yapalım. İsteyen 2 ile 180'ini de sadeleştirebilirdi. 2 sadeleştirelim isterseniz. Daha rahat olur değil mi? 182'ye böldüğümüzde 90. Burası da 1. 90'ı buraya aldık. 90 eşittir. F 32. F de buradan. 90 artı 32'den ne geliyor? 122 Fahrenheit derece gelmiş oldu. Cevap bu durumda A şıkkıdır sevgili gençler. Neler öğrendiğimize bir bakalım. Isı sıcaklık enerji arasındaki ilişkiyi öğrendik. Termometreler konularını bence güzelce öğrendik. Şimdi ödülü soru cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.